Evet, iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Bu akşam Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ORSAM'ın düzenlediği yeni bir programla karşınızdayız. Bu akşamki programımızda Libya'daki gelişmeleri ele almayı planlıyoruz. Özellikle de bugün çok daha anlamlı bir hale geldi programımız. Çünkü bugün belki sizlerin de fark ettiyseniz, izleyebildiyseniz Libya'da yeni bir süreç başladı, yeni bir oluşum başladı. Libya'nın geleceğinde yeni sürecin nasıl işleyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama buna geçmeden önce tabii neler yaşandı, nasıl oldu şimdi Arap Baharı diye isimlendirilen süreçte Arap ülkelerinden bir kısmı nispeten bu sürecin ardından en azından çatışmasızlık ortamına kavuştu. Ama bir kısmı Libya, Suriye ve Yemen gibi bazı ülkeler ise maalesef fiili çatışmaların da hala devam ettiği bir süreci yaşamaktadır. Libya'da maalesef bu süreçte bir türlü istikrar bulamadı. Zaman zaman sakin yıllar geçtiyse de özellikle son 2 yılda tabii silahlı mücadelelerinin en üst düzeye çıktığı bir süreci yaşadı. Ülke adeta fiili olarak ikiye bölündü. Batı ve Doğu bölgeleri olmak üzere. Bir kısmında uluslararası toplumun da tanıdığı Sarraç yönetimdeki ulusal mutabakat hükümeti vardı ve herkes uluslararası kurumlar, kuruluşların muhatap aldığı bir hükümet söz konusuydu. Aynı zamanda da doğuda isyancı Halife Hafter'in başlattığı bir isyan hareketi söz konusuydu. Ve maalesef bu süreçten Libya halkı çok büyük bir zarar gördü. Başka unsurlar devreye girdi. Çeşitli oyunlar oynanmaya başlandı. Ama nihayetinde bugünkü süreç az da olsa umut vericidir. Umarız önümüzdeki dönemde bu süreç sağlıklı bir şekilde işler ve Libya halkı daha fazla bu gözyaşına maruz kalmaz. Bu sıkıntılarını inşallah bir an önce atlatır ve Aralık ayında planlanan seçimlere daha sağlıklı bir şekilde girerek kendi geleceğini tayin eder ve bu çatışma ortamı sona erer. Bu akşam yaklaşık 10 yıldır ülkede devam etmekte olan bu gerilimin, bu çatışma ortamının nasıl başladığını, nasıl seyrettiğini, kimlerin ne tür bir rolü olduğunu arkadaşlarımız bize anlatacaklar. Ondan sonra da bugün yaşanan olayları da analiz ederek programımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Aramızda çok değerli iki kardeşimiz var. İkisi de Libya'da uzun zaman geçirdiler. Libya'yı yakından biliyorlar, sahayı biliyorlar. Bizzat sahada çalışarak hem de o çatışma ortamlarında bulunarak olayları yakından görme, yakından analiz etme imkanı bulan iki genç araştırmacı kardeşimiz var. Doğrusu bu akşam onları merakla dinleyeceğiz inşallah. Kendilerinden Libya'da neler oluyor, Libya'yı neler bekliyor, bizim ülkemiz açısından Libya'da nasıl bir ortam oluşmaya başlıyor. Bunları dinleyeceğiz inşallah. Önce Fatih kardeşimizle başlayalım. Fatih Karaca, Libya'da TİKA'nın Libya koordinatörü olarak görev yaptı. Şu anda Ankara'da, görevi tamamlandı, Ankara'ya döndü. Dolayısıyla dediğim gibi bu süreci orada canlı olarak yaşayan bir kardeşimiz. Aynı zamanda da akademik olarak da Libya'daki kabileler üzerine tez hazırlıyor. Tezini son aşamasına getirdi. Yakında inşallah tezini de başarıyla zaten savunacaktır. Dolayısıyla hem kendi akademik olarak çalıştığı bir tez söz konusu, aynı zamanda da sahada bizzat müşahede ederek yaşadığı bir süreç var. Fatih kardeşimizle başlayacağız. Ardından da Taner kardeşimiz var. Taner Altun, İHA Libya temsilcisi olarak görev yapıyor. Libya'yı yakından takip eden, araştıran, okuyan ve iyi bilen kardeşlerimizden birisi olduğunu biliyoruz. Kendisinden de Libya'daki süreci bize anlatmasını talep edeceğiz.
Şimdi Fatih kardeşle başlayalım. Fatih Karaca, sen orada bulundun. Aynı zamanda da çalışıyorsun. Şimdi Libya'da tabii çok kısa bir özet şekilde bir hatırlatalım. Belki aramızda şu anda bizi izlemekte olup da yani geçmişi hatırlayamayan kardeşlerimiz de olabilir. Bu program biliyorsunuz YouTube'da da yayınlanacak. Ve epey insan tarafından izleniyor Borsa'nın bu tür programları. Kısaca Libya'da olaylar nasıl başladı? Çok özet bir şekilde. Sonra bu olayların gelişiminde kabilelerin, bir de Libya'da bölgesel bir ayrım da var. Libya'nın üç büyük bölgeden oluştuğunu da biliyoruz. Bu bölge dinamiklerini, buradaki insanların neler düşündüğünü, kabile onlar için neyi ifade ediyor, bölgeler neyi ifade ediyor? Bunları bize özet bir şekilde anlatırsam sevineceğiz. Buyur, söz sizde. Teşekkür ediyorum hocam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki dost ve kardeş Libya'nın bir an önce istikrara kavuşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Bu hem Libyalıların hem bölgenin hem de Türkiye'nin menfaatine bir süreçtir. Bugünkü gelişmeler de inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Tabii ki günümüzde meydana gelen olayları anlayabilmek için çok kısaca son 10 yıla bir bakmak, bir de bölgeleri iyi tanımak lazım. Gerek bu olayları ıskalarsak, gerekse bölgeleri tanımazsak çok fazla bugünü de anlayamayız. Dolayısıyla sizleri çok fazla sıkmadan hızlıca haritamı da açmak suretiyle olayları bir özetlemek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Arap Baharı olarak başlayan süreç her ne kadar kabile sahikiyle başlamasa da daha sonra ilerleyen süreçte özellikle de kabileciliğin önemli olduğu Libya'da kabilecilikle gelişmiştir, şekillenmiştir, onu desteklemiştir. Yani bir nevi Kaddafi muhalifleri onlarca yıldır bekledikleri fırsatı Arap Baharı ile yakalamışlardır. Kaddafi'den hemen sonra ülkeyi devralan geçici ulusal konsey üyeleri ve ileri gelenleri de genellikle Kaddafi öncesi döneme ait önemli kabilelere, önemli ailelere mensup olmuşlardır. Biz bu listeleri, bu isimleri halihazırda Birleşmiş Milletler listelerinde de yine karşılaştık. Bunlardan özellikle Fizan'dan El-Nasr ailesi, Mısratı'dan Muntasır ve Süveyhi aileleri önemli roller üstlendiler. Dolayısıyla ailecilik, kabilecilik Libya'nın bir realitesidir. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Tabii Libya mücavir ülkelere kıyasla Tunus ve Mısır gibi özellikle anayasal kurumlar çok fazla gelişme imkanı bulamamış. Kaddafi de bunları asla güçlendirmemiş. Dolayısıyla toplum, insanlar, bireyler büyük ölçüde kendilerini bölgeleriyle, şehirleriyle ve hatta aileleri kabileleri üzerinden tanımlamışlar, konumlandırmışlardır. 17 Şubat devriminden sonra ise bu kabileler daha önce sahip olmadıkları silahlı güce de muazzam bir şekilde sahip olmak suretiyle çok ciddi bir güç ve denge unsuru haline gelmişler Libya genelinde. Olaylar öncelikle Libya'nın doğusunda Bingazi'de başlıyor. 16-15 Şubat 2011 tarihlerinde. Çok hızlı bir şekilde bu olaylar 4-5 gün gibi bir haftalık bir süre içerisinde Bingazi'nin geneline ve doğuya hakim oluyor. Kaddafi çok hızlı bir şekilde doğu bölgesini kaybediyor. Daha sonra olaylar diğer bölgelere sıçrıyorlar. Dolayısıyla Kaddafi devriminde doğu bölgesi başat bir faktör oluyor. Bunu mutlaka bir kenara not etmeliyiz. Özellikle Kaddafi'ye karşı daha sonra da karşımıza çıkacak, günümüzde de karşımıza çıkacak ve birazdan muhtemelen Taner Bey'in de anacağı bazı şahsiyetlerin mensup olduğu kabileler yine Kaddafi devriminde başat aktörler oluyorlar. Mesela özellikle zikretmek istiyorum. Libya'nın doğusunda bulunan Tobruk şehrinde
bulunan Ubeydat kabilesine mensup ve aynı zamanda Tobruk askeri garnizon komutanı Tümgeneral Süleyman Mahmud el-Ubeydi, Kaddafi karşıtı harekete katılmıştır. Aynı şekilde 23 Şubat'ta, yani olaylar başladıktan birkaç gün sonra, Kaddafi'nin eski güvenlik bakanlarından Abdülfettah Yunus el-Ubeydi de Kaddafi karşıtı harekete katılmıştır. Dolayısıyla günümüzde Tobruk'ta konuşlandırılan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Adile Salih de bu Tobruk merkezinde ait ve kendisi de yine Ubeydat kabilesine mensuptur. Bu yüzden buna özellikle vurgulamak istedim. Bu Ubeydat kabilesi hali hazırda Libya'nın doğu bölgesinde ve Bingazi Tobruk arasındaki birçok kilit kurumu da elinde tutan, güvenliği sağlayan, nüfuzu olan bir kabiledir. Ve General Halife Hafter'in de en büyük destekçilerinden birisi olmuştur bu dönemde. Ancak Kaddafi'ye karşı da şiddetli bir muhalefet sergilemiş. Kaddafi karşıtı hareket başladığında bazı kabileler açıkça Kaddafi'yi desteklediklerini, bazıları da kesinlikle Kaddafi'den ayrıldıklarını ilan etmişlerdir. Mesela doğu bölgesinde Zuvayya kabilesi, batı bölgesinde Cebel Nefus olarak geçen Cebel bölgesinde de Berberi kabileler, güneyde Tebu kabilesi, hatta Kaddafi'nin müttefiki Verfalle kabilesi de bazı kolları ayrılmıştır. Ancak 4-5 gün gibi bir süre içerisinde doğu bölgesi Kaddafi'nin kontrolünden çıkmasına rağmen 8 ay kadar batı bölgesi Kaddafi ve Kaddafi karşıtları arasında çatışmalar devam etmiştir. Tabii hızlıca geçiyorum. 2011 yılında olaylar doğu merkezli başladı. 2011 sonuna gelindiğinde Kaddafi artık hem iktidarını hem de canını kaybetmiş oldu. Ekim ayında Kaddafi linç edilerek hayatını kaybetti. O dönem Kaddafi iktidarını büyük ölçüde kendi Sirte'de merkezli, biraz da Fizan'da bulunan Kazasife kabilesi ve bir de Verfalle kabilesi üzerinden kurgulamıştır. Kaddafi iktidarında Verfalle kabilesi ve Kazasife kabileleri, bir de kısmen de daha sonra yani önemini yitirmekle birlikte yine kurulmuş Magariha kabileleri, Kaddafi'nin ittifak kurduğu Libya'nın en önemli kabileleri olmuştur. Kaddafi kilit kurumlarını, silah depolarını, büyük orduya ait artık ne diyelim onlara kışlalarını bu kabilelere teslim etmiştir. Nitekim daha sonraki süreçlerde de gerek Tergume merkezli, gerekse Sirte merkezli çatışmalar hep bu kabilelerin bölgesinde gerçekleşmiştir. Tabii daha sonra Kaddafi öldükten sonra birkaç seçim denemesi yapılıyor. Maalesef başarılı olunamıyor. Burada Libya'nın kadim bir geleneği olan bölgecilik devreye giriyor. En sonunda da 2013-14 yılında Halife Hafter tam bir şekilde sahaya iniyor. Halife Hafter'in sahaya inmesinde de yine kabilecilik faktörü başlarda büyük bir rol oynamıştır. Bunu da zikretmek istiyorum birkaç kabileyi. Mesela Halife Hafter iki defa Trablus'u kuşatmaya çalıştı. Bunlardan birincisini 2014 yılında gerçekleştirdi. Ancak 2014 yılında Trablus'u kuşatmadan önce zayıf küçük birlikleriyle Mısrat'a hakim olmaya çalıştı. Trablus'a hakim, özür diliyorum, Bingazi'ye hakim olmaya çalıştı. Bingazi'ye hakim olmasında haritamda görebilirsiniz El-Avakir kabilesi önemli bir rol oynamıştır. Hafter'in Bingazi'yi kontrol etmesinde, Bingazi'yi almasında Avakir kabilesi büyük bir rol oynamıştır. Hatta o günden günümüze bütün savaşlarına iştirak etmiş ve bu süreçte yaklaşık 4000'den fazla savaşçısını da çatışmalarda kaybetmiştir. Ancak daha iyi sonra ilerleyen süreçlerde biraz Avakir kabilesiyle Hafter arası açılmış. Gerek Hafter artık çok daha güçlenmiş. Uluslararası anlamda
geri geldiğinde destek bulmuş. Diğer taraftan da Avakir çok ciddi can kayıpları yaşadığı gibi Hafter'in bir an önce vaat ettiği, hızlı vaat ettiği zaferine çok fazla kavuşamamışlardır. Hafter Bingazi ve Doğu bölgesindeki hakimiyetini tesis ettikten sonra Batı bölgesine yönelmiş. Aynı şekilde mesela Hafter'e çok ciddi direnç sergileyen şehirlerden birisi de Derna olmuştur. Tabii burayı da Daesh bahanesiyle çok ciddi bir şekilde ezmiş. Derna'yı almasında da yine Ubeydat kabilesinden destek almıştır. Yani bir bölgeyi alabilmek için başka bir kabileyle ittifak kurmuştur. Derna'da da yani nüfus sahibi olan Ubeydat kabilesi çevreyi kuşatmış durumdadır. Derna biraz ayrılır diğer şehirlerden. Bingazi'nin de merkezi biraz ayrılır. Çünkü özellikle Derne'de Endülüs'ten göçen aileler, Girit, Osmanlı'nın son döneminde Girit'ten göçen aileler ve Kuloğulları olarak nispet edilen anılar Türkler bulunur. Dolayısıyla buraları ilk başlardan itibaren Hafter'e çok fazla sıcak bakmamışlar. Hafter de bunu bildiği için o bölgelere göre çok şiddetli bir baskı uygulamıştır. Hafter doğuda uyguladığı, 2014 yıllarında doğuda uyguladığı stratejisini batıda da Trablus bölgesinde de uygulamaya çalışmış. Trablus merkezi alabilmek için çevrilen illerde ya da bölgelerde, taşra bölgelerinde mukim olan kabile sakinleriyle ittifak yapmıştır. Trablus'a girebileceği, hatta açtığı cepheleri de gerek 2014 yılında gerekse 2019 yılında ittifak kurduğu şehir veya kabile bölgeleri üzerinden sağlamıştır. Mesela 2014 yılında Zintan şehrinin bir kısmı, Tergune'nin bir kısmı, o dönem Barşafale olarak bir kısmı Trablus'u çevirebilecek şekilde Halife Hafter'e desteklemişlerdir. Halife Hafter ancak bu süreçte Fatih kardeş, seste bir sorun var da acaba mikrofonda mı? Uzaklaşayım, yaklaşayım biraz daha. Şu an duyabiliyor musunuz? Yani bir devam et daha iyi anlarız. Tamam. Şimdi Halife Hafter gerek 2014'te gerekse 2019'da bu süreçlerde istifade ediyor. Kabilelerle ittifak kuruyor. Nereden, hangi mesela Zintan'dan kurduğu ittifakla Trablus'a saldırmış. 2019 yılında daha keza Gıryan şehri var şurada. Gıryan'da kurduğu ittifak ile Trablus'u alabilmiştir. Ancak ne zaman Gıryan şehrindeki halk Halife Hafter'e ayrılınca Gıryan'ı Halife Hafter kaybetmiştir. Tarhune kenti daha keza geçtiğimiz 2020 yılın ortalarında Halife Hafter tarafından kaybedildi. Bizim basına da düştü her iki şehrin ismi de özellikle. Buraların nüfusları çok fazla olan, gerek Halife Hafter'in kendi akrabaları, gerekse müttefik kabileleri olan bölgeler idi. Ancak Terhune kendinin Trablus tarafından intikal yollarının kesilmesi üzerine Halife Hafter'in yardımlaştıramaması neticesinde Terhune bölgesi Trablus'a teslim olmuştur. Dolayısıyla bu savaşlarda, yani özetlemeye çalışacağım, bu savaşlarda kabilelerle kurulan ittifak ya da kabileler arasındaki düşmanlık savaşın seyrini değiştirmiş, ulaşacak neticeyi değiştirmiştir. Evet. Burada Fatih, şöyle yapalım mı bir de? Şimdi gösterdiğin harita çok güzel. Doğu bölgesinde yine epey kabile var ama nüfus olarak baktığımızda değil mi? Batı bölgesindeki nüfusun yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kabilelerin demek ki mensupları az, batıdaki kabileler daha geniş kabileler o zaman. Doğru mu? Sayı olarak neredeyse Libya'nın 2/3 Libya'nın batısında toplanmış durumdadır. Daha az bir oranda da diğer bölgelere yayınlanmıştır. Evet. Şimdi hızlıca geçeyim o zaman müsaadenizle. Mesela bir de bölgelerden bahsedeceksin değil mi biraz da? Evet, bir de bölgelerden bahsedeceğim. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi kısaca özetlemeye çalıştım. 2000 Halife Hafter'in Trablus kuşatmalarındaki kabilelerin rolünü, tabii bölgelerin kendi aralarında birbirleriyle ya da kendi içlerinde bazı farklılıklar arz ediyor. Libya'nın tarihten gelen toplumsal çatışmaların daimi 3 ana sebebi bulunmaktadır.
Bunlar geçmişte de böyle olmuş, günümüzde de böyle olmuş ve muhtemelen gelecekte de su istimali açık ya da toplumsal barış sağlanacaksa öncelikle bunların önemsenmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi toplumda bölgecilik aidiyeti olmuştur. Yani bir toplumda, Libya toplumunda birbiri öncelikle kendini hangi bölgeye ait olduğuyla tanımlar. İkincisi toplumların bedevilik, hadarilik özellikleri. Şehir merkezleri tabii uzun zaman boyunca hadari hale gelmişler. Her ne kadar bedevi kalmasa da Libya'da artık herkes yerleşik hayata geçse de ister istemez şehir merkezleriyle şehir merkez dışında kalan çevrelerde ufak zaman zaman çatışma ihtimalleri bulunmaktadır. Diğer üçüncü bir toplumsal çatışma sebebi olabilecek unsur ise şehirler veya kabileler arası rekabet olmuştur. Şimdi hızlıca mesela Batı, önce Doğu bölgesinden başlamak istiyorum. Doğu bölgesi toplumu çoğunlukla Saadi Arap kabilelerinden oluşmaktadır. Etnik olarak büyük ölçüde birbirine benzeyen, daha böyle insicamlı, birbiriyle uyum içerisinde olan kabilelerdir. Bunlardan öne çıkanlar Ubeydat, El-Hasa, Favayit, Evladı Hamd, El-Drasa, El-Abid, Arafa, Avakir gibi ve El-Magaribe gibi önemli kabilelerdir. Bunların kökeni 11. yüzyılda bölgeye intikal eden Beni Süleym Araplarına dayanmaktadır. Ancak bu bölge kendine has özellikleri de vardır. Çok ciddi savaşçı bir kabiledir, çok muhafazakardır, birbirlerini çok tutarlar. Özellikle İtalyan işgali döneminde Batı bölgesi 1920'lerde çökmekle birlikte İtalyanları 1932 yılına kadar direnmiş bir bölgedir. Ömer Muhtar bu bölgeye mensuptur. Ömer Muhtar Tobruk şehrinde konuşlanan Münifa kabilesindendir. Dolayısıyla bu kabile daima böyle organize, bu bölge, Doğu bölgesi organize olabilmiştir. Bugün gündeme gelen diğer bir mesele de Taner Bey daha da detayını anlatacak. Başkanlık konseyi başkanı olarak açıklanan Muhammed El-Menfi mesela Libya doğusunu temsil etmek adına seçimlere katılan ve geçici yönetmenin başkanına seçilen Muhammed El-Menfi Tobruk kenti doğumludur. Kendisi de aynı zamanda Ömer Muhtar'ın sülalesinden soyundan gelmektedir. Bu özellik iyi seçilmiş, güzel seçilmiş. Fatih, peki. Evet, yani Tobruklu bu şimdi o bölgede de Hafter'in hakimiyeti söz konusuydu. Bu başkan yani Hafter'e yakın birisi değil herhalde, değil mi? Evet, şöyle diyeyim. Şimdi bu bölge, Doğu bölgesi büyük ölçüde biraz Fatih. Sesinde bir sorun var. Taner Bey, seste sorun var değil mi? Bir tek ben mi sorun görüyorum yoksa? Doğru. Sesim geliyor mu? Fatih, istersen bir resmi kapat, bir de öyle konuş. Resmi açınca sanki ses geliyor. Hocam, duyabiliyor musunuz? Biraz bozuldu. Sesin epey bozuldu Fatih. Şöyle yapalım. Fatih, sen kaldığın yerde biraz bir şey yapalım. Taner Bey biraz bize biraz daha bunu konuyu devam ettirsin. Sonra tekrar sana dönelim, olur mu? Şu an ben sizi duyuyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz. O zaman Fatih, sözlerini şöyle bir hemen çabuk bir toparla da Taner Bey'e de dönelim. Hemen devam ediyorum, toparlıyorum. Tabii Batı bölgesi ise Trablus'a nazaran daha farklı etnik kökenlerden, daha farklı aidiyetler olan toplumlardan müteşekkildir. Ancak nüfusun büyük bir çoğunluğu burada yaşar. Burada Türklerin, Berberilerin, Arapların, Araplaşan Berberilerin, Arap ve Berberi karışımı nesiller vardır. Yine bugün açıklanan listede Libya'nın başbakanı Abdülhamid Dubeybe, Libya'nın devriminin kalesi olarak görülen ve Trablus'un doğusunda kalan Misrata şehrindendir. Burada da Misrata gerek Kaddafi karşıtlığında gerekse daha sonraki süreçlerde oldukça ciddi askeri, sivil, idari roller üstlenmiştir.
Libya hükümetinde de oldukça etkili olmuştur. Günümüzdeki İçişleri Bakanı da mesela gerekse diğer yetkililerin birçoğu da Mısır'a atalıdır. Aynı şekilde bu bölgeye ait olan Başkanlık Konseyi üyesi Abdullah Hüseyin Ellafi de Trablus'un hemen birisinde, biraz daha batısında olan Zaviye şehrindendir. Dolayısıyla gerek doğudan gerekse batıdan bazı şahsiyetler almışlar ilk etapta. Fizan bölgesi 3. Libya'nın önemli bir bölgesidir. Bu da tabii diğer bölgelere nazaran çok daha az bir nüfusa sahiptir Fizan bölgesi. Fizan bölgesinde yaklaşık, net rakamlar bilmemekle birlikte, 500 bin bir nüfusa sahip olduğu düşünülüyor. Bunlardan Araplar, Tebular ve Tuarekler önemli üç etnik unsurdur. Bugün açıklanan listede Musa el-Koni özellikle Fizan bölgesini temsilen seçilmiş ve kendisi de Tuarek kabilesine mensuptur. Fatih, biraz yani tablo ortaya çıktı epey. Taner Bey'le biraz devam edelim. Taner Bey, yani Fatih Bey hani anlattı bölgeleri, kabileleri, bu üç bölgenin kendi arasındaki, öyle anlaşılıyor ki bugün açıklanan veyahut da bugün seçilen listede bölgeler arasındaki dengeler korunmuş gibi duruyor. Yani her bölgeden temsilciler alınmış ki bu iyi bir gelişme gibi duruyor. Siz hani yakından takip ediyorsunuz. Gerçi çok yeni yani bu gelişme ama bilmiyorum siz bu konuda hani neler söylemek istersiniz? Adaylarla ilgili, dengeyle ilgili. Buyurun. Sizin de söylediğiniz gibi bu akşam daha doğrusu birkaç saattir gelişen bir gelişme bahsettiniz. Özellikle 3 kişilik bir başkanlık meclisi konseyinin oluşması. Zaten kurulurken de Birleşmiş Milletler bu çalışmayı başlattığı zaman da bu mantık üzerinde hareket etmişti. Bütün bölgelerden bir temsilci başkanlık meclisine geçip orada her bir üyenin veto hakkı var ve kararlarını da ittifakla alması gerekiyor. Bu şekilde oluşacak bir meclis için çalışmalar yaptılar. Esas olarak Saraç hükümetinde de Fas anlaşmasında da buna dikkat etmeye çalıştılar. Fakat daha sonra geçen süre içerisinde özellikle Doğu bölgesini temsilen Sayın Ali Katrani ve yine Güney bölgesinde Musa el-Koni seçilmişti. Bunlar da başkanlık meclisi üyesiydi. 5 kişilik bir meclisti. Fakat bunlar daha sonra istifa edince bu denge bozuldu. Tekrar bu dengenin oluşması için bu sefer sayıyı 5'ten 3'e indirdiler ve her bir üyenin yine aynı şekilde yetkileri var. Bunlar ordu komutanlığı yani başkomutanı atayabiliyorlar. Genelkurmay Başkanı veya Merkez Bankası'nı atayabiliyorlar. Ülkenin dışarıdaki ilişkilerini belirliyorlar. Bu yetkilerle bu komisyon oluştu ve komisyonda merkezi olarak Trablus kullanılmayacak. Sirte olarak kararlaştırılmıştı. Önümüzdeki süreçte de şu an için 5+5'lik askeri komisyon 5 tane doğu bölgesinde 5 kişi batı bölgesinde Sirte'de bunun hazırlığını yapıyorlar. Yani güvenlik içinde başkanlık meclisi güvenliği içinde 200+200 200 doğu tarafından 200 batı tarafından asker gelip koruyacak. Fatih Bey'in bahsettiği Muhammed El-Menfi de özellikle Doğu bölgesi kontenjandan geldi. Tobruklu ve kendisi esas olarak Türkiye halkı Mısır'la Yunanistan arasındaki ittifakta o dönemde Yunanistan'da Libya Büyükelçisi'ydi. Söz konusu ittifaka karşı olumsuz bir tavır takındığı için Yunanistan tarafından istenmeyen adam ilan edilip sınır dışı edildi. Doğu halkının özellikle batıdan istemiş olduğu hizmetleri yapma noktasındaki taleplerini çok iyi biliyor. Bu talepleri de yerine getirmek için gerek Trablus tarafına muhalif dururken gerekse Hafter tarafında bulunurken dahi Hafter tarafının Trablus tarafına yapmış olduğu saldırılar dahil
yapmış olduğu haksızlıklara karşı da aynı şekilde bir duruş sergiledi. Bu nedenle gerek Doğu tarafından ve gerekse Batı tarafından kabul gören bir insan. Bahsedilen Abdullah, bir diğer üye Abdullah Lafi de aynı şekilde Zaviyeli, Zaviye'den milletvekili ve Hafter ilk darbeye başladığı zaman askeri yönetime karşı olduğunu ilan ederek demokrasiden, halkın özgür iradesinden yana olduğunu gösterdi. Musa Koni ise Fizan bölgesinde Tuareklerin ağırlıkta olduğu ve kendisi de Tuareklidir zaten. Kaddafi'ye devrim başladığı zaman ilk istifa eden büyükelçilerden. Bundan dolayı söz konusu üç üye de Libya devriminin rayından çıkarmayacak isimlerden oluşuyor. Pardon. Ali Dubeybe de başbakan olarak 2021'de 24 Aralık 2021 yılında yapılması düşünülen seçimlere ülkeye götürmekle sorumlu ve ülkedeki insanların, yani halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu hükümette başbakan olarak ve başkanlık meclisine karşı ve parlamentoya karşı sorumlu olarak görevini yerine getirecek. Fatih Bey'in de bahsettiği gibi Mısır atalı, burada baktığımız zaman Libya'daki bütün dengeler gözetilmiş. Yani sürpriz olan şey, esas olarak beklenen liste veya kazanması düşünülen liste, parlamento başkanı Akile Salih'in başkanlığında olacak ve Zintanlı Usama, komutanı Usama Cüveyli birinci başkan yardımcısı, aynı şekilde Sebeheli Abdülmecid Seyfin Nasır da üçüncü başkan yardımcısı olarak seçilmesi bekleniyordu. Fethi Başağ da başbakan olacaktı. Sürpriz bir şekilde kimsenin beklemediği, çünkü Musa Koni salı günü yapılan seçimlerde 2 oy almıştı. Aynı dönemde sadece Akile Salih 9 oy almıştı. Yani sürpriz olduğu için söz konusu yeni idareyle de alakalı tarafların esas olarak kabul ettiği, şey yaptığı, üzerinde mutabık olduğu. Bu eski listede esas olarak Ali Dubey şeyin kazanması için, Usama Cüveyli'nin kazanabilmesi için Mısratalı olan Devlet Yüksek Meclis Başkanı Sayın Halit Mişri dün adaylıktan çekildi. Ülkeler, bölgeler arasında denge sağlanması için. Çünkü Sayın Halit Mişri de Mısratalıydı. Başbakanın Mısratalı'dan olması ve aynı şekilde başkanlık konseyinde de yine bir Mısratalı'nın olması, ikinci başkan yardımcısı olarak olması, Libya'da hem Mısratalı'ya karşı hem de iç toplumsal barışa yönelik bir dinamit olabilirdi. Bundan dolayı Halit Mişri istifa ederek bunun önünü açtı. Ve Ali Usama Cüveyli normal olarak 4 oy almıştı. Halit Mişri ise bunun 2 katından fazla oy almıştı. Fakat buna rağmen şu anki çıkan harita ise istenilenden daha iyi düzeyde. Umuyoruz ki inşallah önümüzdeki günlerde de ülkeyi sağlıklı bir şekilde seçime götürür bu yeni yönetim. Tabii Libya'da her şey ya sürprizler bekleniyor yani. Tabii ki yani gerçekten öyle oldu dediğiniz gibi, yani asıl öne çıkan isimler, fazla oy alanlar veyahut da herkesin mutlaka bir şekilde yeni oluşumda yer alacağını düşündüğü, başta Akile olmak üzere. Evet, yani sürpriz bir kabine oldu. Kabine aslında bu haliyle, eğer yani inşallah herhangi bir sıkıntı olmadan seçime sağlıklı bir şekilde gidebilirler. Yani işin doğrusu bir bakıma da aslında umut vaat ediyor. Yani tartışılan bir kabine değil en azından halk tarafından. Ama Hafter mesela beğenmeyebilir. Çünkü Hafter'in tam istediği bir kabine olmadığı kesin. Bakalım nasıl olacak. Şimdi
Fatih Bey'le şimdi soruya devam edelim. Açıklanan isimler daha önceki süreçlerde yıpranmamış isimler, çatışmalarda çok cümleleri ön plana çıkmamış isimlerdi. Yani tüm tarafların, tüm bölgelerin kabul edebileceği, toplumsal uzlaşının daha fazla sağlanabileceği. Çünkü dediği gibi Taner Bey'in orada yani yaşanan 10 yıllık süreçte canlar kaybedildi, mallar, mülkler kaybedildi, bazı istenmeyen durumlar yaşandı. İsterseniz böyle bir öfke tohumları ekildi. Öfke duyulacak şahısların aday gösterilmesi olayı zaten başında baltalayacaktı. Bunlar daha yumuşak, daha böyle kabulü, hüsnü kabulü olan isimler. Evet, yani ben de zaten onu soracaktım Fatih sana. Şimdi bu bu isimlerin hem yıpranmamış olması hem de halkın geneli tarafından daha rahat kabul göreceği kesin. Çünkü diyelim ki mesela Akile Salih'e yönelik dün epey özellikle sanal medyada tepkiler oluştu. Yani böyle birisinin bu kurulda olması iyi değil diyen pek çok analiz yayınlandı. Bu yeni gelen isimler hakkında böyle bir şey yok. Ben hani şunu merak ediyorum. Tabii biliyoruz kabileler ve bölgeler tamam yani bu önemli bir unsur ama kabileler yine kendi öncelikleri var, kendi çıkarları var. Sence yani kabileler ve de bölgeler, bölgesel dinamikler bağlamında da baktığımızda bu geçici de olsa yani seçim kurulu da olsa bu kabilelerin bunları benimsemelerini sen nasıl değerlendiriyorsun? Kabileler sıcak bakacak mı? Öncelikle şunu çok net söyleyebiliriz. İnsanlar bıktı. İnsanlar sıradan halk yaşanan süreçten doğusundan batısından Fizan'ına kadar Libya'nın geldiği şu noktadan fazlasıyla bıktılar. Düşünün mücavir ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir refah seviyesine sahip olan Libya gibi bir devlette, toplumda şu an çok ciddi ekonomik sıkıntılar, toplumsal sıkıntılar yaşanıyor. Yeri geldiğinde ilaç bulunamıyor, yeri geldiğinde gıda bulunamıyor sağlıklı bir şekilde. Ben hatırlıyorum, Derne'de açlıktan bayılan öğrencilerden bahsedilmişti. Trablus gibi bir başkentte bazı dönemler 15 saati bulan elektrik sıkıntıları yaşanıyor. Dolayısıyla şu an Libya toplumu da, Libya kabileleri de hiç olmadıkları kadar çözüme, istikrara hem muhtaçlar hem de istiyorlar. Bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İkincisi, şimdi ister istemez yani birisinin canı yandıysa yakana karşı bir öfke besleyecektir. Diğer isimler haklı haksız ayrı bir konu ama bugüne kadar bir taraf olmuşlar ve çatışmalarda da doğrudan isimleri zikredilmiş. Can kayıplarının müsebbibi olmuş ya da haklı haksız herhangi bir nedenden dolayı tarafı olmuş. Ancak bu isimler daha böyle hüsnü kabule açık isimler. Kesinlikle kabileler yani Tuareklerin bugüne kadar mesela Musa Koni'den bahsedecek olursak bir katliamları bilinmemekte. Libya genelinde Tayyibin olarak iyi insanlar, hoş insanlar olarak bilinmekteler. Kaddafi karşıtlığıyla da ön plana çıktığı için, Kaddafi'ye ilk resti çeken, bayrak açan birisi olduğu için de Kaddafi sonra süreçte de tüm bölgeler tarafından hüsnü kabul görecektir muhtemelen. Fatih peki şey sorsam bir de, Misurata'yı biliyoruz yani daha çok Türk kökenlilerin bulunduğu bir bölge. Misurata'da başağı yeni oluşumda görünmüyor değil mi? Onun adı yok. Onun adı ikinci listede vardı. Benim ekranımı görebiliyorsan şu an Misurata'yı da açmaya çalıştım. Şimdi iki liste yarışmış. İkinci listede Agile Salih'in, Fethi Başaran, Ustama Cüveyhli'nin ve Seyfun Nasır'ın isimleri zikredilmiş. Şimdi bu isimler önemli isimler olmakla birlikte son 1-2 yılda yaşanan çatışmalarda, siyasi süreçte isimleri fazlasıyla ön planda oldu. Mesela Usame Cüveyhli daha önce çatışmaların önemli bir kaynağı olan, yeri geldi Trablus'ta askeri varlığı olan, yeri geldi Misrata ile çatışma içerisinde olan bir şehir ve Usame Cüveyhli bu Zintan şehrine mensup bir şahsiyet. Hakeza Fethi Başağ'da
şu an İçişleri Bakanı, dolayısıyla Trablus'u koruyan ve savaşan birliklerin yetkilisi, o da Mısırata'ya ait. Bu isimler ya da bu isimlere bağlı birlikler halihazırda Hafter unsurlarıyla çatışan o isimler. Agile evet. Salih, evet, çok daha böyle diplomatik bir üslup kullandı. Evet, çok daha böyle yeri geldi, sivil bir taraf sergiledi. Ancak bir taraftan da Hafter'in yanında durdu. Bu da eminim bazıları tarafından çok hoş karşılanmamıştır, özellikle Batı bölgesinde. Mısırata tarafında ise, yani oralarda yaklaşık 1 milyon civarında Anadolu kökenli insan yaşamakta. İster istemez bunların da kabul edeceği, bugüne kadar suçu unsuruna kavuşmamış insanlar olması gerekiyordu. Bu ilk listede Ömer Muhtar'ın soyundan gelen Menfi, Dubey'de hepsi makul, sivil, medeni şahsiyetler. Uluslararası tecrübesi olan şahsiyetler. Evet. Yani ben bu soruyu niçin sordum Fatih, şeyden biliyorum. Biliyorsun ben Sudan'da görev yapmıştım bir süre. Sudan'da da benzeri bir durum şu anda yaşanıyor. Orada tabii savaş değil de yani barış anlaşması yaptılar ama hem geçmişte hem şimdi de en büyük sorun şuydu. Yani o kabile, bu bakanlık niye bende değil, o niye sende, bu makam niye bende değil, bu makam niye sende. Bu şekilde yani kabilevi çıkarları öne çıkarıp daima sorun çıkardılar. Hani ben dedim acaba, tamam dediğin doğrudur, Libya halkı bıktı. Artık belki de kendi kabilesinin yani kabilecilik ruhunu da gerekirse bir kenara bırakayım da asayiş hakim olsun diyebilirler. Ona ben doğru katılıyorum. Ama yine de aklıma geldi yani. Acaba... Doğru bir uyarıda bulunuyorsunuz. Aslında bu önemli. Özellikle Arap toplumlarında, Kuzey Afrika toplumlarında kabileciliğin sonuna kadar muhafaza edildiği toplumlarda bu çok önemli. Çünkü kan davaları ve nefretler kolay kolay gitmez. Kabileler arası rekabet. Çünkü yani gücünü kaybetme korkusu ya da mağlup olma korkusu kabilelerde hala hakim bir korkudur. Ben bir şey zikretmiştim. Üç tane başlık. Toplumda bölgecilik. Bu bir ihtilaf sebebidir mesela. Ya da bedevilik, hadarilik toplumlarda. Şehir merkezleriyle taşra bölgeler arası rekabet. Üçüncü unsur ise şehirler veya kabileler arası rekabettir. Şimdi dört tane isim var. Libya'nın doğusuna, Fizan'ına, güneyine ve batısına hitap edebilen dört tane isimdir. Dolayısıyla bu bölgeler arası rekabeti fazlasıyla karşılamaya çalışan, yani makul ölçülerde karşılayan isimler olmuşlar bunlar. Evet. Gayet güzel. Umarım Libya'da daha fazla kan akmaz ve sağlıklı bir süreç işler de seçime doğru giderler. Taner Bey, şimdi yeni süreci Libya'daki dış aktörler bağlamında eğer değerlendirirsek, burada sizce nasıl bir durum oluşacak önümüzdeki dönemde? Mesela Wagner, yani Ruslar Wagner'i çekecekler mi? Sudan'dan o bölgeye gelen Cancavitler var, biliyoruz. Gayri resmi bir güç bunlar. Bunları destekleyen işte bazı Körfez ülkeleri var. Türkiye'nin orada meşru hükümetin yanında, yani meşru hükümete danışmanlık şeklinde yaptığı bir katkı var. Sizce dış güçler bağlamında nasıl bir denge oluşabilir? Nasıl okuyorsunuz siz bu durumu? Şimdi öncelikle yeni bahsettiğimiz gibi sürpriz olduğu için dış ülkelerde özellikle Abdülhamit Dubeybe'ye ben değinmek istiyorum. Abdülhamit Dubeybe özellikle Hafter'in de Rusya'nın Hafter'e destek verdiği ve Mısırata ile Hafter arasında Mısırata tarafından Rusya'ya karşı muhalefetin yoğun olduğu bir dönemde Moskova'ya gidip Rus yetkililerle görüştü. Ve Ruslarla ilişkileri sıcak tuttu. Burada özellikle esas beklenen veya Ali Dubeybe'den önce aday olması beklenen Ahmet Maytek vardı. Şu an başbakan yardımcısı. O hiçbir listeye girmedi. Aday olacağını belirtmesine ve bunun için çalışmasına rağmen bu dört tane oluşan dört listenin hiçbirine girmedi. İş adamları özellikle ticaretle uğraşanlar tüccar kökenli siyasileri desteklemen meyilliydi. Çünkü
siyasi şey ticaret kökenli siyasilerin ülkelerin Libya üzerinde ne gibi istekleri olabileceği, buna karşılık kendilerinin ne düzeyde onların Libya üzerindeki maslahatlarını, Libya'nın çıkarlarına aykırı olmayacak bir şekilde nasıl onlarla anlaşıp ticari olarak iki ülkenin de kazan kazan olarak idare edebileceğini düşündüklerinden Ahmet Maytek'i destekliyorlardı. Fakat Ahmet Maytek hiçbir listede aday olmadığı, geri çekildiğini ilan etti. Otomatikman bu da Ali Dubey Bey'in önünün açılmasına vesile oldu. Ve Ali Dubey Bey ile Rusya arasındaki ilişki uzun yıllardır devam ediyor. Ve Ahmet Maytek de Ali Dubey Bey'in yanında bulunuyor. Burada özellikle Libya'nın çevresindeki komşu ülkeler, yani özellikle Tunus ve Cezayir, Libya'nın istikrarsızlığından en fazla zarar gören ülkeler. Özellikle Güney bölgesindeki kaçak göçmenlerdir, bahsettiğiniz Cencevitlerin gelişidir. Gerekse ülkedeki Libya'daki istikrarsızlığın yine Cezayir'in güneyindeki bölgelere tesir etmesi, oradaki kabilelere tesir etmesi Cezayir'i olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde Tunus da bu şeyden etkileniyor. Mısır ise artık özellikle Hafter'in Trablus saldırısından başarısız bir şekilde geri çekilmesiyle beraber Mısır'da artık siyasi çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Ve Akile Salih'in ismi de özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında Halife Hafter yani Tobruk'a yönelik, Tobruk parlamentosuna ve Beyda'daki Abdullah Sini hükümetine yönelik bir başarısız darbe girişiminden sonra Akile Salih'in ismi daha çok öne çıktı ve daha çok siyasi çalışmalar içerisinde bulundu. Burada sadece Birleşmiş Milletler'in Tunus'a bakmış olduğu barış çalışması değil, aynı şekilde parlamento başkanı Akile Salih'in güdümünde ve aynı şekilde Halit Mişri, Devlet Yüksek Meclis Başkanı Halit Mişri'nin güdümünde Fas'ın Buzinaka bölgesinde devam eden ve iki tarafın milletvekillerinin oturup görüştüğü barış çalışmaları sürdü ve orada çıkan kararlar ve görev dağılımı şu an için şeyde de yansıyacak. Birleşmiş Milletler'in şu an almış olduğu kararlara da yansıdı. Birbiriyle muradif oldu bu çalışmalar. Bu sebeple yani siyasi çalışma artık bölge ülkeleri içerisinde de olması gereken, zorunlu olan bir şey. Bundan sonra çünkü Hafter tabiri caizse tek meşru kaynağı olan parlamentoyu da kaybediyor. Parlamentoyu ve meşruiyeti kaybeden Hafter dışarıdan alacağı herhangi bir destek, herhangi bir şey, resmi olarak bir destek çok daha zor oluyor. Çünkü ülkelerin de özellikle Hafter tarafına destek veren ülkelerin de Libya'dan alacakları artıyor. Çünkü Hafter'e veya parlamentoya destek verirken nakdi anlamda, askeri anlamda destek verirken bunu illa bedel değil, borç olarak görüyor. Ve söz konusu para da mümkün mertebe bayağı şişmiş bir düzeyde. Ve bu paralarını da geri almaları için ülkeye istikrarın gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte beklenen Birleşmiş Milletler'in daha az önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yer yer takip ediyorum programda da. 21 gün içerisinde parlamentonun yeni kurulacak, yani Ali Dubey Bey'in kurmuş olacağı hükümeti onaylaması gerekiyor. Onaylamaması halinde ikinci defa bu sefer hükümetin onayı Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ikinci toplantısına sarkmış olacak ve bugünkü komisyon tekrar toplanıp hükümeti onayını yapacaklar. Bu süreçte seçimlere kadar devam edecek. Bu da yani güzel bir mekanizma kurmuşlar. Bu yani bu kadar detayları bilmiyordum ben. Şimdi gördüğümüz kadarıyla kurulan Cenevre'deki bu mekanizma oldukça güçlü bir mekanizma. Yani riskleri de göz önünde bulunduruyor. Eğer Tobruk Meclisi bunu reddederse o zaman bu komiteyi seçen üyeler bu defa onlar onaylayacaklar değil mi hükümet? Aynen, çünkü Birleşmiş Milletler konuda acı tecrübesi var. Yani Sarraç hükümeti de seçildiği zaman parlamentodan onay alması gerekiyordu.
Ve uzun süre uğraşmalarına rağmen parlamento onayı vermedi. Milletvekilleri parlamento binasına giremediler. Dışarıda, parlamento dışında yüzün üzerinde milletvekili onay imzası verdi. Yine kabul şey olmadı. Parlamento ya resmi sonuç kabul edilmedi. En son dönemin ya Martin Kobler daha o zaman Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Yani Sarraç hükümeti 2 yıllığına seçimleri yine götürmek üzere seçilmişti. Parlamento böyle oyalayınca Martin Kobler Güvenlik Konseyi'yle de görüşerek Sarraç hükümetinin görevinin devam edeceğini, yeni bir çalışmaya, yeni seçime giderek ne kadar devam edeceğini söyledi. Yani parlamentodan dolayı böyle acı tecrübesi olduğu için Birleşmiş Milletler bu mekanizmayı devreye sokmak zorunda kaldı. Gayet güzel yapmışlar bence. Sana ben şeyi merak ettim. Yani hep adını zikrettik. Sarraç'ın durumu nasıl oldu? Yani hiçbir yerde ne adı var, ne sanı var. Tamamen silindi mi? Tamamen Başbakan Sarraç zaten geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da Cenevre'deki görüşmelerde olumlu bir sonuç taraflar bir isim üzerinde ittifak ederse ben barışın önündeki engel olmam. Barışı destekleyen insan olurum diyerek istifa ederim dedi. Buna da süre olarak Ekim ayı sonuna kadar demişti. Fakat Cenevre'deki görüşmeler özellikle Doğu tarafının bazı taleplerinden dolayı ertelendi. Ve Başbakan Sarraç da özellikle bu barış çalışmalarına olumsuz etkide bulunmamak için basın önüne çok çıkmıyor. Fakat hükümeti idare etme noktasında, karar alma noktasında, atamalar noktasında şu gözle görülmese de atamaları devam ediyor. Yeni kurulacak hükümetin, başkentte bulunacak hükümetin güvenliğini sağlamak için yeni güvenlik mekanizmaları oluşturuyor, yeni atamalar yapıyor. Bununla alakalı barış görüşmesine katılanların hem güvenliği hem düzenli bir şekilde yürümesi için çalışmalarını yürütüyor. Bundan sonra da görevi Başkanlık Meclisi'ne devredecek. Yani kendisi artık karar, acaba seçimlerle ilgili bir planı var mı? Yani Aralık seçimlerine doğru. Bundan sonra benim bildiğim biraz dinlenmeye. Dinlenecek, evet. 4-5 yıldır bayağı yıprandı. Çünkü hem saldırılara uğradı, hem ülke içerisinde hem muhalif olarak hem de silahlı saldırılar olarak bayağı hükümet yönelik saldırılar oldu. Bundan dolayı biraz dinlenmeye çekilmeyi düşünüyorum. Bazı yorumlarda okudum ben programdan önce. Halit Mişri eğer temsil ediyor mu bilmiyorum ama İhvan çizgisini temsil ettiği iddia ediliyordu. Yani bu çizgi acaba bu süreçte etkinliği ne durumda? Halit Mişri İhvan üyesiydi. Yani söz konusu başkanlığa, Devlet Yüksek Meclis Başkanlığı'na atandıktan sonra tarafsızlığını koruma adına, tarafsız olmak adına İhvan üyeliğinden istifa etti. Yani İhvan'a gönül bağı vardır. O okuldan yetişmiştir. Fakat resmi olarak herhangi bir bağı yoktur. Seçimlerde de İhvan Halit Mişri'yi destekliyor. Devlet Başkanlık Meclisi için. Aynı şekilde Başbakanlık için de Fethi Paşa'yı destekliyordu. Şu anki durumda da az önce Muhammed Sulan da açıklama yaptı. Söz konusu hükümeti seçim sonuçlarını kabul ettiklerini ve hükümeti desteklediklerini, yanında olduklarını beyan ettiler. Bu da güzel bir gelişme. Fatih'e dönelim. Fatih şimdi özellikle Misurata bölgesinde Türkiye'ye çok müzahir bir toplumun olduğunu zaten biliyoruz. Sen de dedin sayıları 1 milyon civarında Anadolu kökenli, yani Türk kökenli deniliyor bunlara. Bunların Türkiye'ye bir sempatisi var. Acaba başta Tuarekler olmak üzere Libya'nın diğer kabilelerinin Türkiye ile ilişkileri nasıl, önümüzdeki dönemde bu oradaki siyaseti nasıl etkileyecek? Onda bize neler söylemek istersin?
Öncelikle Allah ecdattan razı olsun. Yani Kuzey Afrika genelinde ve Libya özelinde Türkiye'ye yönelik, Anadolu insanı yönelik ve Cumhuriyeti yönelik çok güzel bir muhabbet bizlere miras bırakmışlar. Dolayısıyla Libya'nın doğusundan batısına kadar Osmanlı anıldığında küçük münferit hadiseler dışında işte vergi vermemiştir, takibata uğramıştır vesaire gibi küçük olaylar dışında Osmanlı ile Türkiye ile böyle övünerek bahsederler. Hatta tarihte de bilinir. Yani Libya Osmanlı'dan isyan ederek ayrılan bir ülke değildir. Bilakis son anına kadar Osmanlı ile İtalyan direnişine, işgaline karşı omuz omuza savaşmış bir ülkedir. Yani 1918 yılında Mondros Mütarekesi ile bizim teşkilatı mahsusa subayları artık ayrılmaya başlanınca mecburen, yani niye bizi terk ediyorsunuz diye sitem dahi etmişlerdir. Şunu diyeceğim, yani bu sadece Mısrata bölgesindeki Türk kökenlerli için değil, Doğu bölgesindeki Berka bölgesi için de geçerlidir. Hakeza Fizan bölgesi için de geçerlidir. Tuarekler için de geçerlidir. Tebular için de geçerlidir. Özellikle İslam dini unsuru bizleri birbirimize fazlasıyla kenetleyen bir unsur olmuştur. Ancak dediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi orada 1 milyon civarında net sayılar bilinmiyor. Türkçe konuşulmuyor. Ancak kökenlerini, bazen şehir şehir Anadolu'daki geldikleri noktaları söylercesine aidiyetlerini en azından zikreden, ifade eden toplumlar var. Büyük ölçüde Mısrata ile Trablus arasına yayılmış, işte Humus, Zileyten, Tacura gibi Trablus bölgesine yayılmış insanlar var. Bunlar bizleri seviyorlar, kesinlikle seviyorlar. Yani güncel siyasetten bağımsız olarak da bu muhabbetin önüne çok engellenemez. Yani Mısrata'nın sevdiği o zaten belli. Ben oraya bir seyahatimde zaten görmüştüm. Sadece Libya'da değil aslında Tunus'ta, Cezayir'de. Tabii. Yani o bölgede bir çok yoğun bir şey var. Böyle geçmişten gelen bir bağlar var ve kendinizi adeta Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Yani Trablus'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri falan görünce çarşıları falan. Zaten çok aşina olduğumuz bir kültür de şeydir. Yani zaman zaman biliyorsunuz basında efendim işte oradaki kabilelerle Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olduğu ve Türkiye'nin bu ilişkilerini koruması durumunda Libya'daki pozisyonun daha da güçleneceği ifade ediliyordu. Ben bu çerçevede sordum. Tuareklerin de mesela Türkiye'ye sempatilerinin olduğunu biliyoruz. Şeyden hatırlıyorum, ben Cumhurbaşkanımız Nijer'e seyahat ettiğinde Agadez bölgesinden Niamey'e kadar yaklaşık 400 kilometrelik bir yol var neredeyse. Oradan develerle gelip başkentte Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar. Yani çok müthiş bir sempati var. Türkiye'yi seviyorlar. Osmanlı'nın bu dönem buradaki tabii var olduğu dönemdeki uygulamaları da bazı ufak istisnaları dışında öyle çok da sert yani şey değil, çok da olumsuz karşılanmıyor. Mesela genellikle Türk dönemi diyorlar. Ben hem Tunus'ta, Cezayir'de, Libya'da, Sudan'da, Mısır'da hep bunu yaşadım. Batılı ülkelerden bahsederken daha çok istihmar yani sömürgeci ülkeler diyorlar ama Osmanlı'dan tabii bazı ideolojik yaklaşımların dışında halkın büyük bölümü Türkiye'yi, Osmanlı'yı yani iyi karşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii buradaki siyasetin başarılı olması her halükarda bir şekilde yine kabileler arasındaki ilişkilerden de etkilenecektir. Umarım sağlıklı bir yola girer. Taner Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Çeşitli yorumlar şimdiden yapılmaya başladı. Hem sosyal medyada daha olay çok fazla ama neden bazıları Türkiye'nin icabında pozisyon kaybedebileceğini ifade edenler var. Bazıları da tam aksine Türkiye'nin pozisyonu güçlenecek. Taner Bey, sizce mesela Türkiye'nin
Libya ile yaptığı deniz anlaşması var. Yani farklı alanlarda anlaşmalar var. Özellikle Türkiye'nin şu anda orada danışmanlık, altını çizerek söylemek istiyorum bunu. Danışmanlık göreviyle orada bulunan meşru hükümete danışmanlık göreviyle orada görev yapmakta olan askeri unsurlarımız var. Sizce Türkiye'nin Libya ile ilişkileri ne bekliyor? Bu konularda bir olumsuzluk bekliyor musun? Bu geçici hükümetin seçimlere kadar çok köklü zaten tutumlar almaması da zaten bekleniyor. Dengeleri mutlaka korumaya da çalışacaklardır. Onlarda siz neler söylersiniz? Şey bağlantıyı da kurabilirsiniz. Yani Körfez ülkeleri biliyorsunuz Türkiye'yi hedeflerine koyuyorlar genelde. Onların tutumunu da bu çerçevede değerlendirirsek neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle az önce siz Fatih Bey'le görüştüğünüz konuya ile bağlantı yaparak sorunuzu cevaplayayım. Yani Türkiye'de yani Libya'daki kabileler, Tuarekler konuştunuz. Tuarekler Hafter'in Trablus'a saldırısının sıcak olduğu dönemde Türkiye'ye gelip görüşmeye şey yaptılar. Önümüzdeki geçtiğimiz aylarda geldiler. Hafter'in özellikle Türk mallarının alımının yasaklanması, Türkiye seferin yasaklandığı dönemde Türkiye aleyhine eylem yapıldığı zaman Bingazi'de Türk mallarını oradaki katılımcılara dağıtmak zorunda kaldı. Özellikle Libyalı, yani Bingazi bölgesindeki iş adamlarının veya hastaların tedavi olmak için Bingazi'den Mısırat'a veya Trablus'a, Trablus'tan Tunus'a, Tunus'tan İstanbul'a geliyorlardı. Yani pasaportlarında Tunus üzerinden Türkiye çıkışı olmasını Hafter artık ses çıkaramıyordu. Aynı şekilde mallar yani limanlar yasak kapatılmasına rağmen bizim görüştüğümüz birçok iş adamı Bingazi'den yoğun talep olduğunu ve artık o yasağın dinlenmediği. Daha da önemlisi 2014 yılında Hafter Türkleri sınır dışı etme kararı aldığı zaman ve Zintan Hafter'in yanında bulunup da tamamen kuşatma altındayken bizim rahmetli Ahmet abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Onun davetiyle Türkiye'ye gelip Mısırata'yla bir barış anlaşması yaptılar. Vakıf merkezinde. Yani Libya halkı Türkiye'yi ve Türkiye halkını gerçekten seviyor. Doğusuyla, batısıyla ve güneyiyle. Evet. Siyasi kadronun şartlara göre veya bulunduğu bölgelere göre Türkiye karşı söylemiş olduğu tavırlar veya söylemlerse kapı arkasında yine şey değil. Şunu gayet iyi biliyoruz. Akile Salih Türkiye'ye gelip Antalya'da tatil yapmıştır. Ama resmi ziyaret olarak gelmemiştir. Söz konusu yeni hükümette az önce Mehmet Menfi'den bahsettik. Mehmet Menfi Yunanistan ve Mısır deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkmıştır. Çünkü Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın destekçisi ve Libya'nın çıkarlarına olan anlaşma bu. Aynı şekilde esas olarak Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Mısır'ın da çıkarlarına uygun ve çıkarlarını koruyan bir anlaşma. Musa Koni bahsettiğim Tuarekler birkaç ay önce geldiği zaman Musa Koni ile istişare ederek gelmişlerdi. Türkiye'ye muhabbetlerini ileterek gelmişlerdi. Zaviyeli Abdullah Lafi devrimcilerin yani Hafter'e karşı duruşu olan devrimcilerin bir üyesi olarak geldi. Bunlar Türkiye'yi bir abi olarak veya zor zamanda yani Türkiye gerçekten orada Libya'da hükümetin meşru hükümetin yanında bulunmamış olsaydı Trablus'ta neredeyse Hafter 5 kilometre kalmıştı şehir merkezine. Evet. Ve bunu unutmuyorlar. Bugünkü şeyde de esas olarak Fethi Paşa Han'ın toplumsal talebi çok fazla. Yani çok fazla bir kabulülüğü var. Fakat Türkiye karşı bir durum olarak gördükleri için
Bence belki de üyelerin bir cevabıydı bu. Biz de Türkiye karşı vefalı olalım. O yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın bir tehlikeye gireceğini düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler, yani söz konusu Başkanlık Meclisi'nin de geçmiş dönemde ülkelerle yapılan anlaşmaları iptal etme yetkisi vermiyor. Evet. O yüzden olumsuz bir şey olarak değil, aksine olumlu bir durum olarak temenni edelim. Tabii ki inşallah. İnşallah daha iyi ve güzel günler olur. Şey olarak da Haliç ülkeleri ve Mısır olarak baktığımızda Mısır'ı tedirgin eden konu İhvan konusuydu. İhvan, yani kendisi İhvan'a savaş açmış, İhvan'la mücadele ediyor ve karşısında sınır komşusu devlet başbakanı veya devlet başkanı üyesi, İhvan üyesi. Yani evet. Kendisi ya İhvan'la görüşeceksen liderleri zaten burada Mısır'da cezaevinde. Esas ilişkileri İhvan üzerine bağlıydı. Haliç ülkeleri de zaten şey yaptığı için Suud ve Katar arasında anlaşma artık normalleşme süreci başladı. Diğer ülkelerle de başladığı için bunun da Libya'ya olumlu etkisi olacağını, dolayısıyla artık Türkiye'ye karşı da o eski sert muhalefetin olmayacağını temenni ediyorum. Umarım. Umarım öyle olur. Baş ağa muhtemelen Aralık seçimlerine, yani arkasında böyle bir popülarite varsa herhalde bunu seçimde kullanmayı düşünecek. İlginç olacak. Libya belki ilk defa böyle çok partili, çok katılımlı bir seçim belki yaşayabilir, değil mi? Yani parti olarak, yani Libya'da partilere, parlamentoda verilen oran sınırlı. Bu Aralık'ta da öyle mi olacak? Sınırlı mı olacak? Yani şu olarak söz konusu kanunlarda sınırlı. O kanunun güncellenmesi gerekiyor. Onu yaparlar. Onu değiştirirler muhtemelen. Yani şu an için öyle bir hazırlık yok ama esas olarak bağımsızlar üzerinde, gruplar üzerinde, bağımsız girişler üzerine şey yapılıyor. Parlamentoda oluşan kütleler veya gruplar yer yer bunlar değişiyor. Partiler de daha fazla üye almak için, milletvekili kazanmak için o kanunun belirtmiş olduğu kotanın dışındaki adaylarını bağımsız olarak gösteriyorlar. Evet. Bakalım yani. Dediğim gibi olay çok yeni olduğu için henüz detayları tabii bilmiyoruz. Seçim kanunu değiştirilecek mi, nasıl yapacaklar göreceğiz süreci. Şimdi son olarak zamanımız tabii daralıyor, az kaldı. Aynı soruyu ikinize de sormuş olayım. Fatih Bey önce cevap versin, sonra siz bir toparlarsınız. Sizce önümüzdeki sürecin önünde ne tür riskler var? Yani bu süreci hangi riskler baltalayabilir? Hangi unsurlar efendim bu gidişatı engelleyebilir? Fatih Bey ile başlayalım. Taner Bey, siz de bu arada düşünürsünüz. Şimdi, evet Fatih Bey. Yani 2014 yılından beri Hafter gerek kabilelerin desteğiyle gerekse uluslararası bazı odakların desteğiyle Trablus'u zorluyor. Bir defa denedi, iki defa denedi. Ve bu süreçte bir elinde silah, bir elinde de uyuşturucu olan Afrika'nın ücra köşelerinden toplanmış çocuk yaşta denilecek çocuk paralı askerlerle bu işi götürmeye çalışıyor. Ve yani tüm uluslararası kurumları, kanunları, insan haklarının karşısına alarak bunları yapıyor. Daha da vahimi, son saldırısını gerçekleştirdiği 4 Nisan 2019 tarihi bizzat Birleşmiş Milletler temsilcisi Gassan Selame'nin de Trablus'ta olduğu bir dönemde gerçekleşti. Evet. Bir tarafta Birleşmiş Milletler'in Libya temsilcisi var ve siz de diğer taraftan saldırıyorsunuz. Daha da komik olanı ya da ilginç olanı, zaten bu tarihten 10 gün sonrasına gerek uluslararası taraflar gerekse ulusal taraflar bir ulusal diyalog etrafında Gadames'te toplanmaya anlaşmışlardı. Yani toplanalım,
12 veyahut da 16 Nisan 2019 tarihlerinde bu toplantıyı kararlaştırmışlardı. Gelin oturalım, konuşalım. Ve bu toplantıdan 10 gün önce Hafter çok hızlı bir şekilde Trablus'a saldırdı. Şimdi maalesef bu süreçte kimse Hafter'i durduramadı. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları yeterli olmadı. Ondan sonra farklı bir güç unsuru devreye giremedi. Allah muhafaza, Türkiye'nin insani ve barış desteği olmasaydı belki Trablus sokaklarında, Allah korusun, ama Taner Bey'in dediği gibi yani 5-10 kilometre girdiler neredeyse içeri. Trablus sokaklarında belki insani faaliyetler, insani facialar gerçekleşecekti. Çünkü nereye sıktığını bilmeyen, kime sıktığını bilmeyen çocuk yaşta, kafası dumanlı, paralı askerler vardı. Yani böyle bir süreçte bir Hafter faktörü çok ciddi bir tehdit teşkil etti. İki de Türkiye en azından şimdilik bu tehdidi bertaraf etti. Ve barışı halihazırda korudu. Yani bu süreçten sonra Hafter'in nasıl bir tutum sergileceği gerçekten büyük bir risk. Çünkü Hafter, tamam ben barışı kabul ediyorum ve tüm iddialarımdan vazgeçiyorum diyerek geri döner mi? Geri dönebilir mi? Bugüne kadar ona destekte bulunan, gerek insan desteği, gerek maddi destek, gerek silah desteğinde bulunanlar bunu kabul eder mi? Mesela bu çok ciddi bir soru. Ya da Hafter kendisi iddialarından vazgeçecek mi? Çünkü yeri geldi Agile Salih'i bile, yani Tobruk Parlamento Başkanı'nı bile karşısına aldı. Yeri geldi kendi devlet başkanlığını ilan eder pozisyonlar sergiledi. Bu süreçte Halife Hafter faktörü çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Evet. Ama şunu da tabii belirtmekte fayda var. Doğru mu? Yani kesinlikle içine sindiremeyeceği bir durum orada da. Ama şeyi de zayıflayacak yalnız Fatih. Yani şimdiye kadar bir şekilde bir yani halk nezdinde kabul, en azından kendi bölgesinde kabul görebilecek bir tutum ortaya koydu. Ama şimdi şu anda eli çok zayıfladı. Eğer bu Birleşmiş Milletler'in tabii gözetiminde gerçekleştiği için daha önce Sarac'a karşı yaptı ama burada daha güçlü bir konsensüs var. Burada Hafter eğer yani çok rahat, eli çok rahat olmayacaktır. Karşı çıkarsa tamamen marjinal bir gruba dönmesi söz konusu olacaktır. Eğer aklı varsa kendisini bu kadar marjinal hale getirmez. Süreçle bir şekilde yürür ve eğer gerçekten varsa hani o halka vurgu yapıyor ya, halkın seçmediği bir hükümeti kabul etmem diyor. Madem öyle, işte Aralık ayında seçimlere gir, halkın desteğini alırsan savaş yoluyla değil seçim yoluyla gelme şansın da var denilecektir kendisine. Ben onun elini çok zayıfladığını düşünüyorum Fatih kardeş. Çünkü temennimiz o yönde tabii ki. Evet, eskisi kadar olmayacaktır meşruiyeti. Taner Bey, sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Yani şu ana kadar sizin ve Fatih Bey'in söyledikleri ve sizin de söylediklerinize binaen yine de her ihtimale karşı Hafter faktörü tedirgin edici. Çünkü Hafter'in eli doğru bayağı zayıflamış. Özellikle şu son dönemde yani özellikle 2 Haziran ayından bu yana 2020 Haziran ayından bu yana millet içerisinde, halk içerisinde yoğun bir Hafter'e karşı eleştiriler var. Kaçırılan milletvekili Sergivan'ın akıbeti ve geçtiğimiz aylarda öldürülen bir hanımefendinin Bingazi'de gündüz vakti sokak ortasında öldürülmesi. Bunlar direkt Bingazi'li, Bingazi'nin kendi yerlileri ve Hafter'in kendi çocuğunu evlendirirken yapmış olduğu masraflı düğünü halk içerisinde çok ağır açık eleştirileri dile getiriyor. Bir ikincisi, az önce bahsettiğimiz meşruiyetini de kaybediyor şu an için. Fakat Hafter iktidarı istiyor. Amacı da o. Bundan dolayı belki ihtimal
Eskisi gibi %80-90 olmasa da %30-40 gibi bir ihtimal Hafter tehdit olarak gözüküyor. Evet. Aslında belki arada sormayı unuttum. Şimdi aklıma birdenbire geldi. Güvenlik konusu olunca akla gelmemesi mümkün değil. Güvenlik sorusuna geçince aklıma geldi. Peki her ne kadar zayıflamış olsa da oradaki Kaide, DAEŞ, farklı isimler altında tabii faaliyet gösteriyorlar. Onların bir tehlike, güvenlik tehlikesi oluşturma ihtimali nasıl, bundan bahsedebilir miyim? Esas olarak yani Libya'da Kaide olmadı. Yani ya Sirte'de filan biliyorsunuz. DAEŞ olarak. DAEŞ olarak yani Sirte'de DAEŞ vardı. Onu da Bunyan-ı Marsus, özellikle Mısrat ağırlıklı Bunyan-ı Marsus grubu Sirte'de DAEŞ'leri çıkarttı. Evet. Şu an için yer yer ufak tefek küçük yani küçük varsa da uyan hücreleri var. Kaide olarak değil de yani Kaide'nin beslen ya yani Kaide'ye biattı anlamında. Kaide'ye biat etmemiş fakat aynı felsefeyi kabul eden Ensar-ı Şeria vardı. Evet. Ensar-ı Şeria da bundan aşağı yukarı 2015-16 yılında kendini ilga etti. Kendini Bingazi Meclis Şura üyesi altına alarak ben onlardan artık emir alırım. Bingazi Meclis Şura'dan. Onlar da siyasi sürece dahil oldular. Yani otomatik evet. Şey yaptılar yani. Hafter'in kastettiği El-Kaide veya radikal İslamcılardaki esas kastettiği şey İhvan'dı. Tabii tabii. İhvan'ı da yok edemedi. Evet. Sadece şunu diyebiliriz, yani şu an az önce Sirte kentinden bahsettik, kabilelerden bahsettik, Fatih Bey'in de bahsettiği. Halife Hafter esas olarak Fircan kabilesinden ve Fircan kabilesinin kökeni de Sirte şehri. Kaddafi'nin kabilesi, Kazazife kabilesi de Sirte'de bulunuyor. Ve devlet başkanlığı meclisinde merkezinin Sirte olması düşünülüyor. Otomatikmen belki bir ihtimal riskli olacak şey Hafter'in kendi kabilesini harekete geçirerek başkanlık meclisini arka kapılar altında baskı altında tutmaya çalışması veyahut da tehditle, şantajla yönlendirmeye çalışması olabilir. Evet, yani bu tabii bu risk var. Umarım böyle olmaz. Peki şeyi merak ettim. Şimdi bu konsey çalışmalarını Sirte'de yapacak. Bunun sebebi de muhtemelen Sirte'nin tam orta yerde yer alması, bu doğu ile batı arasında. Aynı zamanda stratejik açıdan da yani petrol sevkiyatı için kilit noktalardan birisi olması. Herhalde bu geçici bir durum. Yani Trablus'tan vazgeçmeyecekler değil mi başkent olarak? Ya, şöyle diyeyim, esas olarak Sirte'nin seçilmesinin bir bahsettiğiniz gerekçeler var. Bir diğer gerekçesi de az önce konuşurken Saraç hükümetinin silahlı gruplar tarafından uğradığı tehditler ve saldırılardan bahsetmiştim. 2016 evet. yılında başkanlık sarayına saldırı oldu. Hatta onu geçelim, Tunus'ta ilk hükümet kurulduğu zaman hatırlanırsa Zlitin şehrinde büyük bir bombalı saldırı oldu. Tunus'tan kalkıp Zlitin şehrinde taziye için gidip dönüş yolunda saldırıya uğradı. Bununla birlikte Trablus içerisinde bulunan bazı milisler de Saraç hükümetinin güvenliğini ve karar alma mekanizmalarını tehdit ediyordu. Evet. Bu tehditlerden de kurtulmak için daha konseyin daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmesi için başkentten uzak bir yerde yeni bahsettiğimiz o 200 artı 200 iki tarafında kabul edeceği şekilde başkanlık konseyini koruyacak yeni bir güç oluşturulup geçici bir süre olarak da Sirte'de bulunmaları. Sirte esas olarak Kaddafi döneminde de başkent olması için bakanlık binaları her şey hazırlanmış bir şehir. Sirte sadece başkanlık konseyi için başkentlik yapacak ama hükümet Trablus'ta bulunacak. Trablus'ta işlerini idame ettirecek. Evet.
Müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum tarihi bir bilgi olarak. Sizin Sudan tecrübenizden rekabet, kabile arası rekabet örnek vermiştiniz. Şimdi Arap toplumlarında ve özellikle Libya'da da, yani orada onların şehrinde önemli bir kurum var, benim şehrimde neden yok gibi bir düşünce de vardır. Söyledikleriniz hepsi doğrudur. Krallık döneminde, yani Melik İdris 1951 yılında Libya krallığını ilan ettikten sonra 6 ay süreyle Trablus başkent yapılmış, 6 ay süreyle de Bingazi başkent yapılmıştır. Ha, bürokratik zorluklar olmakla birlikte toplumsal ve bölgesel dengeler gözetilmiştir. Yani burada da Sirte öyle ya da böyle şu an Libya'nın hem ortasında hem de yani son 40 yılda önemli bir rol üstlenmiş bir kabilenin bölgenin merkezi. Yani o dengeyi de gözetmek durumundalar. Evet. Bu doğru. Yani bu hala da ben seyahatlerimde fark ettim. Bazı ülkelerde, mesela en son gittiğim ülkelerden birisi olan Tanzanya'da resmi başkent başka bir şehir ama hükümetin tamamı Darüsselam'da. Bu bazı ülkelerde bu tür. Benin'de de aynı şekilde. Yani iki tane başkent adeta var. Bazı ülkelerde bu tür dengeler tabii korunuyor. Ama Libya'nın muhtemelen Taner Bey söyledi, bu seçime kadar gidecek olan süreçte muhtemelen bu şekilde öngördüler. Seçimden sonra herhalde yine hükümet veyahut da yönetim tamamen Trablus'ta konuşlanıp oradan ülkeyi yönetecektir. Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Ben de istifade ettim. Umarım bizi izlemekte olan izleyicilerimiz de istifade ettiler. Bu süreci eğer özetlemeye çalışırsak, Libya umut verici bir sürece girdi diyebiliriz. Güzel tasarlanmış, güzel planlanmış bir mekanizmayla, tabii işin doğrusu Cenevre'de olması daima bizim için bir soru işaretleri oluşturuyordu. Perde gerisinde hangi dinamikler var onu hala da ben tam bilmiyorum. Ama şu anda göründüğü kadarıyla oluşturulan bu mekanizmayla bu işleyişin garanti altına alınması sağlanmış gibi duruyor. Şu ana kadar da içeriden çok ciddi tepkiler henüz çıkmadı ama uluslararası kamuoyundan nasıl tepkiler gelecek onu önümüzde göreceğiz. Güzel bir toplantı oldu. Şimdi aramıza bu programın tertip edilmesini sağlayan kurumun, Güzide Kurumu'nun başkanı, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Profesör Doktor Ahmet Uysal hocamız aramıza katıldı. Ben programımızın sonunda hitamı humusk olsun. Ahmet hocamız, zaten kendisi de yakından tanırsınız. İzleyicilerimiz de çok bilirler zaten. Türkiye'de özellikle Orta Doğu konusunda öne çıkan isimlerden birisi, televizyon programlarında her yerde zaten anlatıyor. Madem aramıza katıldı, hocam hoş geldiniz. Bize de buyursunlar, Libya başta olmak üzere kendi değerlendirmelerini de alarak programımızı bu şekilde sonlandıralım. Hocam buyurun, söz sizin Ahmet hocam, hoş geldiniz. Evet Enver hocam, hani ben sadece bir selamlama yapayım istedim sondan da olsa. Gerçekten alanı iyi bilen arkadaşlarımızdan Fatih Karaca Bey olsun, Taner Bey olsun. Biz de uzaktan onları takip ediyoruz. Alan bilgisi de değer biçilemez, yani önemli bu şeylerde. Çünkü Türkiye yeni açılıyor bölgeye ama çok hızlı açıldı. Çok da etki de ediyor, bütün dengelere dokunuyor. Türkiye'ye de tabii bunlar dokunduğu için böyle yapıyor Türkiye. Keyfinden de yapmıyor. Bir bölgede bir bağımsızlık mücadelesi var. Yani Arap Baharı aslında demokrasi mücadelesi ve Arap halklarının onur ve kalkınma mücadelesi ve buna bir direnç var. Türkiye'de burada halklardan tarafı oluyor. İşte bunun net örneğini Libya'da gördük. Libya'da hani ister laik ister muhafazakar fark etmez. Yani halkın seçtiği kimse, biz onunla çalışırız. Bizim hani illa şu grup olsun, bu grup olsun gibi bir şeyimiz yok. Genel yarar bizim de yararımızadır diye düşünüyoruz. Yani bölge halkının.
Ama büyük güçler, bazı güçler böyle düşünmüyor. Biz de o açıdan yani sömürdüğü için düşünmüyor tabii. Biz de bunu dengelemeye çalışıyoruz. Bizim de çıkarımız tabii halklarla beraber inşallah bu süreçte. Bugün de kritik, hem zamanlaması da kritik oldu. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum açıkçası bu yeni hükümetin ortaya çıkmasını, ama hızlı karar verdiler. Demek ki bir icma olmuş. Saygı duymak lazım, bir şekilde destek olmak lazım. Çünkü onların başarısı da yine demokratik algıya muhtaç. Yani bir çocuğa çok sen adam olmazsın, sen adam olmazsın derseniz, o kendine güveni sarsılır. Belki nasıl olsa benim adam olma şansım yok deyip kolayını tercih edebilir. O yüzden de hani destek olmak lazım. Riskler de var, onu da söylemek lazım. Başkentin veya işte yönetimin şeye taşınması bir darbe riskini taşır Sirte'ye. Orası eski rejimin merkezi gibi, yani riskleri de görerek, ama halkın iradesi bence Libya'dan bu kadar hızlı çıkmasında şöyle bir bence faydası olacak. Yani demek ki artık belirsizlikten, çatışmadan, kararsızlıktan Libyalılar bıktı. Artık istikrar ve şey istiyor. Bunu görüyorum ben de. İnşallah hayırlı olur. Tabii biz bugün daha çok kabile, aşiret yapısı, sosyal yapıyı falan dinledik misafirlerimizden. Onlara tekrar teşekkür ederek ben de dinleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bu yayın burada kalmaya devam edecek. Daha sonra da izlenebilecek. Biz Orsam olarak bu çalışmaları, bu gelişmeleri takip edeceğiz. Yani bölge bize çok uzak değil. Fizan atasözümüze girmiş. Fizan hani o zaman insan eliyle uzaktı. Hala mesafe olarak uzak ama Fizan'da bile olsa bakın hocalardan yararlanıyoruz. Ve bizi ilgilendiriyor. Yani Macron'un bu kadar sert çıkması tesadüf değil. Çünkü adamın tezgahı veya Fransa'nın tezgahına burada çomak sokuluyor. Bu bölge halkının yararına olduğu için böyle oluyor. Yoksa Türkiye istedi diye değil. O da bunu bilerek tabii ki Türkiye'yi başka bir söylemle sıkıştırmaya çalışıyor. Bunlar yersiz söylemler. Türkiye'nin ne istediği belli. Yani Libya halkının yararına olan şeyi biz de istiyoruz. Ama onlar dar hesaplarla, farklı tehditlerle, şantajlarla, rüşvetlerle bu sistemi yürütmüşler bu zamana kadar. Yürütmeye çalışıyorlar. Biz ona destek olmuyoruz. Ona izin vermiyoruz bir anlamda da. O yüzden epey bir direnç de var, ama Libya halkı kendi de direndi son olarak da belki. Libya halkı direnmeseydi Türkiye bu kadar angaje olamazdı. Çünkü Türkiye'nin dediğim gibi yeni açıldı ve orta büyüklükte bir süper güç değil. Ki süper güçler bile bu kadar angaje olamıyorlar bu tip şeylerde. Libya halkı direndiği için burası başarılı oldu, ama küçük bir dokunuşla da Türkiye ciddi bir etki oluşturdu burada. İnşallah hayırlısı olur ve biz de zamanlı bir şekilde bu konuları ele aldığımız için de ayrıca mutluyuz. Yani bugün olması ve Enver Hocam'ın da tabii alan bilgisi de oldukça güçlüdür, bölgeyi yakından takip eder. Yine Fatih Bey, Taner Beyler de bu konularda oldukça yetkinler. Biz de istifade ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam hepinize. Yine başka bir programda buluşmak üzere diyelim. Evet hocam, biz de teşekkür ederiz bu değerlendirmeniz için. Hakikaten öyle oldu. Belki de televizyonlarda henüz bu konu gündeme gelmemişken, aslında biz tabii kabile merkezli bir program belki gibi düşünülebilir ama güncel de oldu. Hocam yani sıcağı sıcağına belki ilk değerlendirmeyi yapan program bize denk geldi. Biz hemen listelerin ardından konuyu da değerlendirdik. Orsam'ın bu tür faaliyetleri tabii devam ediyor. Pazar günü de bu defa diğer Libya'ya komşu olan diğer ülkelerden birisi olan Tunus'u yine bu alanda öne çıkmış üç değerli hocamızla kritik edeceğiz inşallah. Pazar günü öyle bir programımız var. Onu da burada ilan ederek ben programımızı burada bitirmek istiyorum. Tekrar katılımcı kardeşlerimize, Fatih Karaca'ya, Taner Altun'a ve değerli hocam Ahmet Uysal hocama katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım başka bir programda yine güncel böyle konularla buluşma imkanı buluruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar.